Amacımız zaten Göstereyim başlamadan problem önce yoksa çözmek olur. soralım bakalım. Bir dakika. Birden fazla kişinin paylaşması için bir ayar yapmam gerekiyor olabilir. Sen bir paylaşmayı dene. Multiple participant. Şey izin Tamam. vermiyor. Şimdi açtım. Oldu mu? Ee, Olacak herhalde. Geldi mi bir şeyler? Yok. Bir daha dene. Dur bir dakika, ben bir paylaşayım benim. Gerçi paylaşımı durdurunca şimdi video kaydı durur mu bilmiyorum, bir bakayım. Sen bir paylaş. Ha, video kaydı durmamış. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Hmm. Ha, şimdi geldi. Evet. Hocam şimdi şöyle bir hata alıyorum. Hmm. WebSocket konteksti biz şey yaptık ya hocam, bu use effect yaptık ya. Hı. Ee, Bağlantı açıksa ve logned olduysa user'ı şey yapıyorduk ve user her değiştiğinde şey oluyordu şurada. Tamam. Soketi kapatıyordu. Şimdi bunu böyle yaptığımda hocam ben e, backend'de sürekli soketi kapatıyor ve vs close da şey hata veriyor. Bir de böyle olduğu için yani sürekli kapattığı için şeyi Frontend'de sürekli kapatmamıza gerek yok ki. Nerede kapatıyorsun connection'ı? şeydi hocam WebSocket kontekst o. Şimdi frontend'de connection bir yerde kapanıyor olması gerekiyor ki backend'de kapansın. Yani backend'de öyle bir çıktı versin. Frontend'de nerede kapatıyorsun yani? Her frontend'de ben bir şey kapatmıyorum. Şöyle burada use effect kullandığımızda şurada Tamam. sürekli kapatıyor connection'ı. Kim kapatıyor? Backend. O zaman backend'e bakmamız lazım. Çünkü burada connection'ı kapatmak için bir sebep yok. Hı. Bir dakika. Ee, Log çıktılarına bir bakalım. Çalıştır, bir de öyle bakalım yani. Kapanmasını oluş yani kapanma hatasını veren e, satır numarası, dosya ve satır numarası falan, onlara bir bakmamız lazım. Çalıştırıyorum hocam bir saniye. Tıklaman lazım oraya. Bu backend. Tamam. Şimdi şey yapıyorum hocam, şunu yorumdan kaldırıyorum. Şunu yorum alayım bir saniye. Parantez eklemene gerek yok burada direkt. Ha, gerçi alışkanlık olmuşsa. Şimdi normal Evet. çalışıyor hocam. Bir sıkıntı yok. Tamam. Bağlantı nerede kapanıyor? Ha, Şimdi mesela hocam WebSocket şurada connection closed. token null geliyor. Çıkış yaptığım için. Tamam. Sayfayı F5 yapınca mı WebSocket connection close diyor? Şu an login oldum. Gördünüz Browser'da mü? bir hata Error verdi. verdi. Close olan connection'a orada bir try catch'i alman lazım. Şimdi şurada hata veriyor hocam. Bir saniye göstereyim. Timeout yerinde. Şurası var ya. Tamam, bir bakalım oraya. O dosyaya tıklayınca açılması lazım. Şuna değil mi? Aynen. Kontrolle beraber. Ha. Şurada hata Sol veriyor. tarafta seçti. Ha, bu tamam. Tamam. Şimdi try catch'i almışsın zaten. Ha, oradaki Try hata catch'i aldım. Evet, bu normalde yoktu bizim yazdığımız kozda. Ben kendim try catch'i aldım. anladım. Güzel. Senin yazdığın Logout kodda olması lazım o ya. Hatırlamıyorum yani, yoktu ben baktığım Neyse, kadarıyla. Belki de bakarız. olabilir. Ondan sonra connection'ın close olduğu yer neresi? Yani hata ne zaman oluşuyor? Nasıl oluşuyor? O hatayı bir oluştur da bir bakalım. Size şu an logout oldum hocam. Login olayım tekrar. Şu an oluşmadı ya, ilginç bir şekilde. Şimdi odaya gittim hocam biraz önce. Tamam. Odaya gittiğimde şöyle bir hata verdi ama bunu sürekli yapıyordu. Şu an sadece bir kere verdim. Bir saniye. Gideyim mi tekrar yere? Aynı yer. Efendim? Biraz önce şu error verdi ya tekrar. Tamam. Bunu sürekli veriyordu da şu an tek seferde verdi. Bilmiyorum neden. Şurada hata veriyor yani, 43'e 28 aynı yerde. O blok nereden geliyor? Şu biraz yukarı alsan oradaki kodu. Biraz yukarı. Dur. Biraz aşağı. Ha, token hatalı olursa close yapıyor. Evet. O da şundan kaynaklanıyor hocam. Bu hatayı verdiğinde eski web token kalıyor şeyde. Local storage'da. Yani girdiğim şeyin web token'ı kalmıyor. Dolayısıyla şuradakiler bir sürü oluşuyor cache'de. Onu da göstereyim isterseniz bir saniye. İyi de cache'te sürekli bir şey oluşmaz ki. Hayır, mesela logout oluyor ya hocam şimdi. Tamam. Mesela logout olduğunda normalde bunu silmesi lazım. Bir tane siliyor. Tamam. Ama şurada mesela bunlar kaldı hatadan dolayı. Oradaki hatadan dolayı kalmaz ki orası. Orasını yöneten WebSocket controller değil. Hem orada dosyalar kalsa bile cache'te kontrol ederken oradaki dosyalar bir süre sonra siliniyor kendiliğinden. Tamam, o zaman Silinmesi lazım yani. Çünkü onların bir timeout'u var. Timeout eğer o dosyanın içindeki zamanla şu anki zaman uyuşmuyorsa o dosya ya silinir, silinmese bile cache yokmuş kabul edilir. Yani kullandığımız kütüphane böyle çalışıyor. anladım. Ama şöyle bir şey tespit etmiştim. Bu local storage'da eski şey kalıyor hocam. Eski token kalıyor. Dolayısıyla şeyi bulmuyor. Tamam, lokal storage'da token olabilir, backend'de olmayabilir. Bu durumda biz lokal storage'daki token'ı silmemiz gerekiyor. İşte local storage'daki token'ı silmiyor yani. Öyle bir hata olmuştu. O zaman o frontend'deki bir şeyleri ya eksik yapmışızdır ya da senin kodda bir problem vardır. Yani benim yazdığımın aynısını yazdığına eminsen o zaman ben henüz bir şeyleri yapmamışımdır ya da o kısmı öyle bir hataya denk gelmemişizdir oraya kadar yaparken. Ee, Ya da sen bir şeyleri eksik yazmış olabilirsin. Ondan dolayı böyle bir hatayla karşılaşıyor olabilirsin. Duruma göre bakarız. Tamam hocam, siz devam edin o zaman. Tamam. Evet. Geliyor mu şu an ekran? Evet. Pause recording. Tamam, şu an kayıt da yapıyor. Şimdi projelerimizi bir başlatalım. Backend projesi neden başlamadı? Gerçi ben daha önceden nasıl başlatıyordum? Aynen, yarın da ev. Node server.js. Neden başlamadı şimdi? Bunun başlaması lazım. Şuna bir bakalım. Dev. Acaba portlarla ilgili bir sıkıntı mı oldu? Ya da şu an gerçi bunun portunun ne oluyor lan? Bir de hocam şey diyecektim. Çok şey hatası arıyorum. Preflight e, Preflight diye bir şey yazıyor. Preflight error. Ondan sonra da şey diyor. Bu course var ya. Course'un kullanımıyla ilgili bir hata veriyor ama sizde oluyor mu bilmiyorum. Portla ilgili bir şey olmaması lazım ama bu arada bu bilgisayara ne oldu? Az önce bir şeyler oldu. Ben tam çözemedim. Bir yere mi tıkladım acaba? Ya da hacklendik mi, ne olduk? Neyse. Close others. Şimdi server.js bakalım server.js'te tamam cache var, env cache namespace hash sh1 time to live sex in how long buraya a demişiz de ama bunun aslında doğru düzgün bir şey yazmamız gerekiyor ya. App diyelim bari. Şimdi bunu değiştirdiğimiz zaman o zaman şuradaki cache'lerin hepsi uçar. Uçurmamız lazım çünkü birbirine karışabilir. O bu değil de şimdi yarın da ev dediğim zaman niye çalışmadı ben ona şaşırıyorum. Gerçi biz loglarla ilgili bir şey mi yapmıştık en son? Ha, konsol log. Utils. Burada var mı log? Yok. Bir dakika. En son bir şeyleri bozduk mu biz yoksa ya? Models, request validator. Tamam, HTTP server, WebSocket server. Konsol log çıktısı bile vermiyor. Allah'ım yarabbim, şimdi hatırladım. Tamam, MongoDB'ye bağlanmaya çalışıyor. MongoDB bizim kapalıydı en son. Kapatmıştım yani. Aslında şu MongoDB connection'ın ayarlarını bir düzeltsek iyi olur ya. Autocrete timeout var mı? Socket timeout millisecond. Şuraya bir kısa bir timeout verelim de. Allah'ım. 30 saniye bekliyor. 30 saniye beklenir mi sunucu dibindeyken? 2 saniyede bize söylemen lazım timeout olduğunu. Socket timeout ms bir dakika. Şuraya bir console log atalım. Trying to connect MongoDB diyelim. Bir daha bakalım. Tamam. En azından sistemin ne yaptığını anlarız. Sonra MongoDB'yi de başlatalım. Mongo Docker. Tamam. Şu an trying to connect MongoDB. Tamam. Hele şükür. Yani MongoDB'ye bağlamak 5 saniye olsun bu. Şimdi authentication olmadığımızda aslında room, mesela bir room'a girmişizdir. Sonra o room'un out olmadığımız için bu room'a giremiyor olmamız lazım. Yani o frontend tarafında bir hata vermemiz lazım. Nasıl bir hata? Yani işte bu room'a giriş yetkiniz yoktur. Lütfen login olunuz falan gibi bir hata verip doğrudan login page'e yönlendirmemiz lazım, yani şuraya. Bunun için de yine bir network'e bakalım. F5 last rooms. Şimdi burada room'ları bu last room'ları alıyor tabii ki. Last room'lar zaten public. Aynen public room last rooms. O zaman önce şu URL'ye bir bakalım. App tsx. Ondan sonra room id, room detail page. Room detail page burası. Şimdi bu dosya yüklendiğinde her yerim kutluyor ya. Dosya yüklendiğinde bizim out olup olmadığımızı bir kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer token yoksa bir dakika şuraya bir bakalım. Use effect nereden başlıyor? Params.room id, outstate.user ve outstate.token. Outstate.token. Şimdi bu üçü değiştiğinde bizim bu işlemleri yapıyor olmamız lazım. Bu durumda şöyle bir şey yapacağız. Eğer bunu gerçi asenkron kontekste yapalım. Eğer outstate.token yoksa o zaman bu vatandaş hiç bu sayfada durmasın. Çünkü bu sayfada bir işi yok. Data da gelmeyecek. O zaman bu sayfada durmasının bir anlamı yok. Oradan login page'e yönlendirebiliriz. Copy link adres. Ne diyelim? Şöyle uzun bir comment atalım oraya. Eğer hiç token yoksa o zaman bu sayfada durmaya da gerek yok. Kullanıcıya bir mesaj göster ve login sayfasına yönlendir. Evet, login sayfasına yönlendir. Şimdi login sayfasını const login page url eşittir diyelim. Şöyle bir burada kalsın bu şimdilik. Bunu birazdan kullanacağız. Yönlendirme işlerini nasıl yapıyorduk? Navigator. Use navigate. Use navigate'ti değil mi? Evet. Sonra navigator nokta. Abi navigator değil, navigate. Navigate. Nereye? Login page URL'ye gönder. Abi aslında navigation'dan önce, yani yönlendirmeden önce bir tane show sval mıydı? Aynen. Buraya ne yapıyoruz? Bir tane ne gösterelim? Warning gösterelim. Bir de mesaj gösterelim. Lütfen login giriş yap, sisteme giriş yapınız. F5 atalım. Tamam, zaten yönlendirmiş o, biz kayıt işlem sayfayı save yaptığımızda yönlendiriyor otomatikman. Aynen gördüğünüz gibi. O sayfaya gittiğimizde adrese uğruyor. Sonra burada bakıyor ki token yok. Bu vatandaşın hiç token'ı yok. Ondan sonra o zaman bu sayfada durmasına gerek de yok. Direkt login page'e gönderiyor. Bir login olalım. Login olduk. Odaya katıl diyelim. Şu an odamız var. Odaya katılabiliriz. Sonra application'dan token'ımıza bakalım. Token'ımız da var. Bir F5 atalım. Sıkıntı yok. Çünkü zaten token en başta var. Storage'da bu değil. Pardon. Neydi? Store. Storage değil. Aynen. Store'da out reducer. Şurada bir yerlerde initial state. Aynen şurada local storage.get item'la zaten initial state'ten beri token'ımız var. Ha buradaki token'ı mesela şuradan silersek ne olur? Mesela backend'den silelim. Mesela timeout olduğunu düşünelim. Siliyorum. Tabii oradan silince buradan F5 yapmam gerekiyor. Çünkü buradaki kontrol sadece sayfa yüklendiği anda gerçekleşiyor. F5 yaptıktan sonra buradaki bizim ne yapıyordu app'imiz? Buradaki token'dan token bilgisini göndererek user bilgisini alıyor. User bilgisi gelmezse, bu user bilgisinin gelmemesi ne demek? Token'ın geçersiz olduğu anlamına geliyor. Token geçersizse biz de local storage'dan token'ı siliyoruz. Local storage'dan token'ı silince ne oluyor? Local storage'dan token'ı silince bizim room detail page'de use effect hookumuz token'a da bağlı. Local storage'dan token'ı silince aynı zamanda state'ten de siliyoruz. State'ten token'ı null yapıyoruz yani. Buradaki değişim buraya geliyor. Buraya gelince buradaki hook tekrar çalışıyor. Hook çalışınca outstate.token null mu? Null. Başındaki ünlemden dolayı. Bu if'e giriyor, sonra yönlendiriyor. Eğer null olmasaydı beklerdi. Şimdi tekrar giriş yapalım. Tamam, artık odalara katılabiliriz. Şimdi memory, network, şu WebSocket'ten gelen giden dataları bir inceleyelim. Bu arada az önce bir port uyuşmazlığı falan filan demiştin herhalde. Oradaki sorunu bir daha söyleyebilirsen çözüm bulabiliriz hızlıca. Tam 403 hatası veriyor. Preflight error veriyor ondan sonra. Preflight error'da incelediğimde diyor ki access denied diyor. Due to access control course'un access control şeyine göre diyor. İzin verilmedi diyor. Ha sen course bakıyorum kullandın? Yani ben normalde HTTP şeylerim var yani. Onlara izin verdim. Açtım ben onu course options'larda. Ama WebSocket için belki böyle bir şey diyordur. WebSocket'i de yazmıştım hocam. O WebSocket'in şeyini 127.01 ile başlayan şeyini. Ondan sonra orada olmaması gerekiyor diye araştırdım. Araştırdı diyor ki course option'lar diyor sadece HTTP içindir diyor. WebSocket şeyi orada olmasına gerek yok diyor. Allah Allah. Onu da kaldırdım ama yine de bazen veriyor hatayı. Ekran paylaşayım isterseniz. Dersin sonuna doğru ona bir bakalım. Çünkü muhtemelen o course hatalar zaten çok vakit alan hatalar olduğu için şimdi ona bakarsak çok vakit gider. Tamam. Aslında bu course'la ilgili nelere dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili de bir ders yapsak fena olmaz. Yani neden course hataları alıyoruz? Hani mesela derste mesela ben yapıyorum almıyorum. Başka kaynaklarda yapıyorlar almıyorlar ama biz bir yapıyoruz. Bir sürü course bilmem ne engel falan filan. Hatalar çıkıp duruyor. Neden yani? Bunların mantığı ne? Sebebi ne daha doğrusu? Mantığı değil de. Bunların genel sebebi var. O en temel sebebi anladığımızda zaten birçok şeyin o tarz hataların birçok sebebini daha kolay bir şekilde bulabiliriz. O konuya geleceğim. Şimdilik şu WebSocket'ten dataları alma ve şurada mesajları gösterme işlemlerini bir halledelim. Şimdi WebSocket'ten kalp atışları geliyor. Room'a abone olmuşuz. Command Room Join. Tamam, bunlar da geliyor. Room Hocam bir Exit. de burayı açmışken şu sizin ekranınızı bu şeyi açıyorsunuz ya. Inspect, Ne? Inspect site yapıyorsunuz ya. Hı. Ondan sonra sizin burada bir sürü bir şeyler açıyor. Networks, ondan sonra memory, security, lighthouse, recorder, ondan sonra altta bir sürü bir şeyler açılıyor. Evet. Bende bu yok mesela. Bunu ayrı bir extension'la mı indirdiniz? Nasıl yaptınız onu bir dersin Google sonunda Chrome açıklarsanız belki kullanıyorsun de. değil mi? Google Chrome'da bu var. Belki şuradaki sağ üst köşede yıldızın altında şöyle bir ayar işareti var. Oradan da belki oluyor olabilir. Tamam hocam ben bakayım onu sonra. Orayı bir incelersen. Çünkü şu overview falan böyle bir şeyler açınca şöyle saçma sapan şeyler açılıyor. Aa, big request row, bu da güzelmiş. Şunu açayım. Screenshot kalsın. Overview. Ha, şu olay iyiymiş ha, büyük. Tamam, neyse. Yalnız şu alt tarafı büyütmenin yolunu bir türlü bulamadım. Onu birisi bulursa büyük sevaba girer. Onu bir bilen varsa. Normalde bu kısmın, şu alttaki siyah kısmın büyütüldüğünü gördüm ben bazı yerlerde. Ama ben nereden büyüdüğünü bulamadım bir türlü. Onu da bilen varsa bir söylesin bana da. Hocam ben hiç görmedim. Tamam. Şimdi e, Room Detail Page. Şimdi burada bir bakalım neler yapılacak. Şimdi odaya abone olduğumuzda öncelikle bir room'a mesaj gönderelim. Yani şuraya bir şey yazdığım zaman yazıp şuradan göndere basınca ya da aynı şekilde enter'a basınca buradan mesajı alıyoruz. Yani buradaki formun bilgisini alıyoruz. Ama bunu henüz backend'e göndermedik. Şimdi o backend'e gönderme işlemlerini bir halledelim. Room details page. Evet, room details page. Şimdi burada nerede bizim on submit event'ımız olması lazım. Şurada bir yerlerde. Evet, gönder. Form on chat form submit. Burası. Şimdi formu buradan gönderdik. On submit on chat form submit. Şimdi bize burada bir de mesaj lazım. Şimdi backend'e HTTP API ile göndereceğiz bu arada. WebSocket ile göndermeyeceğiz. WebSocket'ten daha çok data alma, yani sunucudan client'a data gönderme işlemlerine odaklanacağız. Backend WebSocket'te çok fazla client'tan sunucuya data gönderme işlemi olmayacak. Data gönderme işlemlerinin büyük kısmını HTTP API ile yapmamız gerekiyor. Çünkü HTTP API ile yaptığımız zaman orada Express JS'nin bize sunduğu bir sürü imkan var ama datayı WebSocket'ten alırsak, yani WebSocket üzerinden backend'e göndermeye çalışırsak datayı O zaman orada Express'in sunduğu imkanları kullanamayız. Gerçi mikro WebSocket, yani o WebSocket'in okunuşu o, yani mikro WebSocket. Mikro WebSocket de güzel bir library ama bizim burada amacımız Express. Yani Express'e hakimiyet sağlamamız gerekiyor. Çünkü piyasada en çok Express kullanıyor. Bir de yani bir işe girdiğimizde e, her zaman WebSocket ile çalışmayacağız. Ama her zaman HTTP API ile çalışacağız. O yüzden daha çok HTTP API'ye odaklanmamız gerekiyor. Yani tam olarak şundan bahsediyorum. Şimdi mesela biz burada şu data var ya, buradaki JSON objesini. Biz bunu istersek WebSocket ile gönderebiliriz. İstersek HTTP ile gönderebiliriz. Ve HTTP ile göndermek daha avantajlı çünkü orada data üzerinde bir sürü validasyon yapabiliriz. Kontrol yapabiliriz. Ama WebSocket'te gönderirsek bu tarz işlemleri yaparken çok zorlanırız. O yüzden biz mesaj gönderme işlemini HTTP API ile yapacağız. Peki diğer kullanıcılar bu odaya mesaj gönderildiğini nasıl algılayacak? Orada da yine arka planda HTTP ile WebSocket arasında bir bağlantı kurmuştuk ya. Nerede? Şu WebSocket Server Service ile HTTP Server Service arasında bir bağlantı var. Çünkü ikisi de birbirlerine ulaşabiliyor. Şuradaki Services objesi sayesinde ikisi de birbirlerine ulaşabiliyor. Yani istese ikisi de birbirine data gönderip alabilir. Ama bizim burada kurgumuz şu şekilde. Kurgumuz HTTP'den WebSocket'e doğru data aktarımı olduğu şeklinde. Böyle yapacağız yani. Genelde WebSocket server'dan HTTP server'a bir data aktarımına çok fazla gerek yok. En fazla sadece şu olabilir. Şu an odada kaç kişi aktif? Mesela bu bilgiyi mecburen WebSocket sunucusundan çekmemiz gerekiyor. WebSocket server servisten, daha doğrusu. Mesela HTTP, mesela client'tan HTTP'ye bir request attık. Request'te şu anki odada, yani şu an bu odada, nerede o? Aynen, mesela şu an odadayız ya. Bu odada kaç kişi aktif? Bunu öğrenebilmek için bir HTTP request'e attık. HTTP request bu servise geldi. HTTP server servise geldi bizim request'imiz. Bu bilgi request, yani bunun cevabı bu serviste yok. Hangi serviste var? WebSocket serviste var. O zaman HTTP server service WebSocket servise bağlanarak, şuradaki services klası objesi üzerinden bağlanarak bu bilgiyi alabilir. Neyse. Şimdi bizim göndereceğimiz datanın içerisinde sadece mesaj olması yeterli değil. Bir de odanın ID'si de lazım. Şimdi burada odanın ID'si URL'den geliyor. Ama biz bu odanın ID'sini yine formun içine de ekleyelim ki datayı almak için ekstradan uğraşmayalım. Buraya bir hidden input ekliyoruz. Formların içerisindeki bütün elemanlara name propertiesini vermemiz gerekiyor ki biz bu formu JSON'a çevirdiğimiz zaman propertiler gelsin, yani inputlar gelsin. Name ne olsun? Room ID olsun. Ondan sonra value kısmına da burayı dinamik yapacağız. Nasıl bir dinamik yapacağız? Room ID şurada bir yerlerdeydi. Params.room ID, aynen. Params. Evet, aşağıda geliyor. Room ID. Params.room ID. Evet. Bir daha bir kontrol edelim. F5 atalım. Buraya bir şeyler yazalım. Gönderdiğim. Aynen, room ID geldi. Gördüğünüz gibi adresteki ID ile aynı. Mesajda yazdığımız mesaj. Şimdi biz bu JSON objesini doğrudan HTTP'ye gönderebiliriz. Nerede şu bizim aynen, on chat form submit burası. Prevent default, tamam. Form JSON. Böyle bir tane fonksiyonumuz vardı, hatırlarsak. Bu ne yapıyordu? Form data'ya çeviriyor. Form data bize ne yapıyor? Yani form data ne yapıyor? Bize bir tane map veriyor. Map ne? Key value pair şeklinde dataları tutan bir class. Sonra oradaki class'ı da biz object.fromEntries'den JSON'a çeviriyoruz. Falan filan. Form JSON'da, yani formu JSON'a çevirmiş oluyoruz. Bu en basit yöntem. Daha doğrusu yani daha basit yöntemler de var da bundan daha basiti zaten amatör bir yöntemlere amatör bir yöntem oluyor bundan daha basiti. Bu hani ekstra kütüphane kullanmamak için mesela Formik ya da React Hook Form gibi böyle kompleks ama daha kapsamlı kütüphaneler kullanmadan bir formu JSON'a kolayca çevirmek için kullandığımız en basit yöntem. Form datamızı alıyoruz. Şimdi biz bu form datayı ne diyelim? HTTP API ile e, bu mesajı sunucuya gönder diyelim. HTTP API üzerinden. Aynen. Neden ekstradan HTTP API olmasını vurguluyorum? Çünkü dediğim gibi WebSocket'le göndermeyeceğiz datayı. Bizim bir tane HTTP API'miz vardı. Aynen chat HTTP API. Const API eşittir. API'yi aldık. API nokta post. Post yapalım çünkü data URL'den gitmeyecek. JSON şeklinde göndereceğiz. Peki nereye göndereceğiz? Bizim şu backend nerede bizim backend projemiz? Evet şurada. Bizim URL'lerimize bakalım. Aynen. Burada gördüğünüz gibi room/send message diye bir tane endpoint'imiz var. Room send message. Şimdi burayı biraz düşünelim. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi room/send message burayı şöyle yapabiliriz. Room send message şeklinde de olabilir ama room/get by id ile dinamik bir URL var ya 2.üst id. Gerçi onu bir düşünelim. Gerek var mı? Şimdi mesaj göndereceğiz ama hangi odaya göndereceğiz? Bunu belirlemek için ya form içerisinde room id'yi belirtmemiz lazım ya da URL'ye send message yani send message API'sine içerisinde belirtmemiz gerekebilir. Bunu bir düşünelim. Yani room id'yi nereden alacağız? Sorun bu. Bunu almak için iki yöntem var. Dediğim gibi birincisi HTTP body kısmına ekleriz. Yani JSON içerisine ekleriz bu room id'yi ya da URL'ye ekleriz. Şurada mesela get by id var ya buradaki 2.üst id. Buradaki 2.üst id'nin aynısını aşağıya da şuradaki send message'a da ekleyebiliriz. İki yöntemle de yapabiliriz. Neyse biz birinci yöntemden başladık. Öyle devam edelim o zaman. Ama ikinci yöntemi de bir denesek fena olmaz aslında. Send message. Aynen. Şuradan room/send message kısmına göndereceğiz. Buradan data ikinci parametre olarak. Aynen. Post url string data değer. Tamam. Datamız da form data. Tabi buna bir await desek fena olmaz. Await diyebilmek için fonksiyonu asenkron yapmamız gerekiyor. Result'ımızı bir alalım. Sonra result'ı konsola basalım. Result.data'yı basalım tabii ki. Gerçi result'ın komple bir basalım da sonra hata falan gelirse 500 hatası falan gelirse nasıl bir şey geldiğini de bakarız. Tamam. Şimdi bir gönderelim datayı. Öncelikle bizim backend'imize bir bakalım. Çünkü data geldiği zaman burada konsola yazdırıyordum yanlış hatırlamıyorsam. Gönder diyelim. Aynen. Incoming room controller send message function invoked. Hatta şunu bir aratalım backend projemizde. Aynen. Burası çalışıyor. Bu arada biz bunu daha önceden bir kısmını yapmışız. WebSocket servisten bakın mesela şuradan this.services WebSocket service send data. Default room'a bağlı olan client'ların, WebSocket client'larının hepsine bir tane mesaj gönderiyormuş şuradan. Yeni bir kullanıcı odaya girdi diye. Aslında burası yeni bir odaya girdi değil de şu odaya mesaj gönderildi diyelim. Artı rec.body.room id. Room id. Gelen datanın içerisinde JSON ve room id diye bir data var. Ondan sonra tamam, böyle bir kalsın. Şimdi şöyle bir şey yapmıştık hatırlarsak. Gelen herkesi default room'a biz register ediyorduk. Kayıt ediyorduk. Yani gelen her WebSocket connection'ına. Hatta bunu görmek için şurada default, aynen, ws.subscribe default. Burada mesela open dediği zaman, yani open event çalıştığı zaman her gelen WebSocket client'ını default room'a bir register ediyoruz. Bu bize ne işe yarayacak? Bu bize şu işimize yarayacak. Şimdi hani bizim bir tane WebSocket client extension'ımız vardı ya Chrome'da. Bunu kullanarak sisteme bağlanıyoruz. Birkaç tane connection açıyoruz. Birkaç tane connection açtıktan sonra buradan bir test mesajı gönderiyoruz. Mesaj gitti. Şu an gördüğünüz gibi client'ımıza bakalım. Aynen. Şu odaya mesaj gönderdi. Şu odaya mesaj gönderdi. Hepsinde de, hatta bunları ayırayım şöyle daha net bir şekilde görelim. Bunları şöyle aşağıya alalım. Hepsinde de bu mesaj geliyor. Şöyle aşağıya alalım. Bakın gördüğünüz gibi aşağı alttakilerin hepsine bu bilgi geliyor. Gerçi bunu biraz daha şöyle büyütürsek, gönderdiğim zaman mesaj sürekli geliyor yani. Bu ne demek? Şimdi biz bu yöntemin aynısını bu odaya katılan, şu ID'deki odaya katılan bütün client'lara da göndereceğiz demek. Biz şu an örnek olsun diye sadece default room'a gönderdik bilgileri. Artık default room'a göndermeyeceğiz. Şu ID'li room'a göndereceğiz. Bu ID'li room'a. Gönderelim hemen. Burası JavaScript. Aynen. Bu ID'li room. Ama tabii bunu göndermeden önce birkaç kontrolden geçirmemiz lazım. Create Authentication Mechanism demiş. Bu Authentication mekanizması zaten var olması gerekiyor. Şöyle yapalım. Request nokta user ID miydi? Neydi? Out user ID miydi? Aynen. Out user ID. Tamam. Şöyle yapalım. Default request room ID. Message request.body.message. Gelen datayı ve out user ID'yi konsoldan demişim. WebSocket'ten bir görelim. Emin olalım yani. Bu arada şuna room join. Buna artık gerek kalmadı. Yani bir connect olalım şuradan. Sonra bir mesaj gönderelim. Tamam. Room ID bu. Mesaj test. Out user ID. Tamam. Out user ID'ler de geliyor. Evet. Merhaba dünya. Out user ID bu. Gördüğünüz gibi out user ID hepsinde aynı. Çünkü gönderen kişi aynı. Bu arada burada neden disconnect olmuş onu anlayamadım. Timeout olduğunda da oluyor. Evet, şimdi hatırladım. Ama bir dakika ya. Hakikaten burada disconnect ve connect olmaması gerekiyor. Ona bir bakmak lazım ya. Burada mesela bu çıktı, şu an beni biraz şüphelendirdi. Çünkü böyle bir şey beklemiyordum. Mesela burada öyle bir sıkıntı yok. Burada connection sürekli açık kalmış ama burada kısa bir süreliğine kapanmış ve açılmış. Bakın mesela 47 12.47, 12.48. Yani bir 10 saniyeliğine mi? 52, 95. Bir dur şurada. 52, 95, 05, 81. İlginç. Yani kısa bir süreliğine bağlantı açılmış ve kapanmış. Kırk dokuz, 25. Aynen 5 saniyede bir kalp atışı gönderiyor. 52, 47, 48, 52, 8 oradan. 13 saniye sonra tekrar bağlanıyor burada. İlginç. Neyse benzer durumla bir daha karşılaşırsak bakarız duruma göre. Bu arada şuradaki alerte artık gerek kalmadı. Şunu silebiliriz. Şu an HTTP frontend tarafında yapacağımız işler tamam yani. Gerçi tamam değil de şimdilik yani sadece mesaj gönderme için yapacağımız iş tamam. Şimdi gelelim backend tarafına. Şimdi backend'de mesaj geldiğinde öncelikle bazı kontrollerden geçirmemiz lazım. Mesela burada room ID'nin backend'de var olup olmadığını anlamamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Bizim modellerden room aynen. Şuradan room'u bir alalım. Room nokta find mıydı? Find olması lazım. Find by ID. Ney? Rec nokta body nokta room ID. Şimdi room'u aldık. Eğer bu room varsa eğer bu room varsa devam edeceğiz. Yoksa neydi? This nokta show error muydu? Aynen show error. Res ne diyelim? Bu oda sistemde mevcut değil diyelim. Ondan sonra şu aşağıdaki kısımlara ihtiyaç kalmadı. Bunu buraya da yazmışız zaten. Gelen mesajı DB'ye kaydet. Şimdi DB'ye kaydetmemiz gerekiyor. Message nerede bizim mesajımız? Gerçi şuradaki modelden mesajı aynen burayı düzeltmemişiz. Burada ismini belirtmediğimiz zaman tanımıyor Visual Studio Code. O yüzden doğru düzgün bir şekilde ismini ekstradan böyle cons şeklinde belirtmemiz gerekiyor. Mesajı şimdi tanıması lazım. Yine tanımadı. Mecburen elle tanıtacağız. Message from models message.js. Şimdi gelelim. Aynen send message kısmına message nokta en azından şimdi getirdim. Nokta create miydi? Create olması lazım. Şu out controller'daki register'a bir bakalım. Emin olamadım. Aynen create'miş. Request body password. Await yapmamız gerekiyor. Tamam. Sonra buraya hangi dataları göndereceğiz? O güzel en azından burada bilgileri getirdi. User ID bizim rec.out user ID. Başka ne lazım? Room ID var. Rec.body.room ID. Başka ne lazım? Media URL yok. Text. Şimdilik sadece düz yazılarla. çalışacağız. Type. Type neymiş? Bir bakalım type'a ne demişiz? Ha, text veya medya. Tamam, biz text diyelim. Tamam. Şimdi mesajı kaydettik. Şu mesajı bir konsola basalım. Ondan sonra bütün odalara bu bütün odalara değil de bu odadaki bütün kullanıcılara bu datayı gönderebilmek için user ID, room ID, user ID, room ID aynen. Şu rec.room ID bu odaya. Gerçi bunda bu odalara bir prefix falan versek iyi olur. Çünkü buradaki hash'ler e, nihayetinde bu room ID'ler bir uzun bir string ya. Böyle unique, benzersiz bir string. Peki bu string neyi ifade ediyor? Mesela şöyle söyleyeyim. Bunu gördünüz. Ne anladınız bundan? Hiçbir şey anlamıyoruz. Bu neye ait? Bu ifade neye ait? Belli değil. User'a da ait olabilir, room'a da ait olabilir, mesaja da ait olabilir. Her şeye ait olabilir. Şimdi biz bunu bu şekilde tutarsak WebSocket tarafında buradaki ID'nin yani şu bilginin neye ait olduğunu bilemeyiz. Ama bunun önüne bir prefix eklersek room ID şöyle. Bu şekilde bir prefix eklersek o zaman bu ID'nin ne olduğunu anlayabiliriz. Bu ID demek ki bir room'a ait olan bir ID. Anlatabildim mi? Dolayısıyla biz bu prefix'i her yerde kullanmamız gerekiyor. Mesela send data. Nereye göndereceğiz? İlk parametre bizim topikimiz veya başka bir anlamda room'umuz, oda. Odamız yani. Biz bu odanın önüne bir prefix eklersek o zaman daha anlamlı olur. Çünkü biz bu odaları farklı şekillerde, farklı odalarda yapacağız belki ilerleyen zamanlarda. Mesela şu an bir room ID, ondan sonra mesela admin room ID olabilir. Sadece adminlerin katıldığı oda olabilir mesela. Sonra mesela admin public böyle bir başlık olursa bundan sonraki gelecek ifade bütün public'lere yani adminlerin göreceği bütün odalar mesela böyle bir şey olabilir. Hani bu prefixlerle bu odaları prefixlerle belirttiğimiz zaman daha anlamlı oluyor. Yalnız bunu unutmamamız gerekiyor. Bu prefixleri yazarken doğru bir şekilde yazmamız gerekiyor. Bunun aslında farklı yöntemleri var. Biz şu an bu prefiksi buraya elle böyle string şeklinde yazdım da bunu bir const ya da hani şurada mesela utils'in içerisine prefixes diye room prefixes diye bir obje eklersek bu şekilde daha anlaşılır olur gibime geldi şu an mesela. Hatta otomatik bile tamamlıyor yani. Room ID artı şu. Mesela room ID'ye geldiğimizde room ID neymiş? Room alt tire ID room alt tire ID alt tire. Şimdi bu bize ne sağlayacak? Bu bize bir de şunu sağlayacak. Mesela biz WebSocket servis nokta get all rooms dediğimiz zaman bize ne verecek? Bize bir dizi verecek. Bu dizinin içerisinde de room ID alt tire şu. Ondan sonra room alt tire ID alt tire bu. Anlatabildim mi? Ondan sonra mesela admin alt tire room alt tire ID alt tire şu falan gibi. Böyle bir sürü room'ları verecek. Biz buradan prefixlere bakarak neyin ne olduğunu anlayabileceğiz. Anlatabildim mi? Amaç o. O yüzden prefix veriyoruz. Ve bu prefixleri yanlış yazmamak için mesela hepsini böyle string yazarsak kimin de alt tire unuturuz. Kimin de 2 tane alt tire olur. Kimin de şöyle yazarız falan. Yanlış yazmamak için bunu bir değişkene aktardık. Daha doğrusu sabite. Const. Dolayısıyla biz bunu değiştiremeyiz. Room prefixes, room ID alt tire artı room id. Hani burada iki tane room id var. Bunlar ne? Bu room id ise bu ne diye bir soru gelmesin yani aklınıza. Bu prefix, bu da room id'nin kendisi. Benzersiz id. Şimdi biz bunu böyle yaptıysak bir de bizim frontend tarafında bizim bir subscribe olayımız vardı hatırlarsanız. Aynen, subscribe room. Bu nereden geliyordu? Context datadan, WebSocket context'ten geliyor. Şu WebSocket context'e bir bakalım. Şu subscribe room olayını da backend tarafında aynı şekilde çözmemiz gerekiyor ki, hatta unsubscribe'ı da aynı şekilde çözmemiz gerekiyor. Çünkü burada prefiksi sadece burada ekledik. Diğer yerlerde eklemedik. Dolayısıyla biz burada prefiksli haline abone olup diğer tarafta prefiksiz halinden çıkmaya çalışırsak o zaman uyuşmazlık olur yani. Anlatabildim mi? Prefiksli olana hala abone olmuş oluruz. Çünkü biz çıkarken nereden çıktık? Prefiksiz olandan çıktık. Dolayısıyla prefiksli olan hala biz aktif olur aboneliğimiz. Şimdi şurada subscribe. Subscribe room id stringify, aynen, command join room /join. Tamam, backend tarafında bizim room controller'ımızda nerede o? HTTP, aynen şu. WS room join handler. Burada biz room incoming data subscribe, aynen şurası. Aslında şurada ID demişiz. Bunun room ID desek olur mu? Neyse, kalsın. Ne diyorduk? Room prefixes nokta room ID alt artı. Bu şekilde prefixleri ekledik. Bir de bunun unsubscribe olayı vardı. Yani exit daha doğrusu. Nerede? Room prefix data nokta ID. Burada string ile belirtmişiz. Ama yine de room prefixes nokta room id. Prefixleri ekledik. Tamam. Dediğim gibi bu prefixler bize ilerleyen zamanlarda kolaylık sağlayacak. Prefix olmazsa hangi id ne için kullanılıyor onu bilemeyiz çünkü. Yani ilk bakışta anlayamayız. Normalde biraz uğraşsak biliriz tabii ki de. Amaç zaten uğraşmamak. Projemize bakalım. Tamam. F5. Odaya katıl. Test. Şimdi biz bunun aynısını, kopyasını bir oluşturalım şuradan. Sonra kopyasını oluşturduktan sonra network'ünü, bakın iki sekme aynı. İkisi de aynı. Kopyasını oluşturduktan sonra network'te WebSocket'e bir gelelim. 127, aynen. Burada şimdi ben mesela bu sekmeden mesaj göndereceğim. Burada gönderdiğim mesaj burada görünmesi lazım. Diğer sekmede buraya gelmesi lazım. Gönder diyorum. Bakıyoruz. Aynen. Gelen data tam olarak copy message diyelim şuradan. Datamız gelmiş. Hatta aynen mesajda veri tabanına da kaydedilmiş. Gelen mesajı da nereye yazayım? HTTP send room send miydi? Kafam karıştı yine ya. Ha, burası değil ya. Bir dakika. Send message. Aynen. Room send message. Şu adres. Şuraya yazayım. Gelen mesaj bu. Yani WebSocket'ten gelen. Hatta out user ID. Aslında şu out user ID yerine başka bir şeyler, daha detaylı şeyler yazabiliriz. Gerçi burada bir dakika, buradaki bilgi eksik. Biz şimdi bu bilgi, hani WebSocket'ten gitmesi gereken bilgi tam olarak bu değil. Neden? Çünkü şundan dolayı. Şimdi buraya gelen mesaj, yani buraya gönderdiğim test mesajı gönderdiğim anda aynı mesaj şurada görünmesi lazım. Şurada mesela ben, kim gönderdi? Test 1. Şu an login olan kim? Test 1 ya. İsmim test 1. Nasıl mı? Burada test 1 yazması lazım. Fatma yazan yerde test 1 yazması lazım. Merhaba yazan yerde de test yazması lazım. Ya da buraya ne yazmışsam, mesela fu yazmışsam burada merhaba yazan yerde fu yazması lazım. Bunun için ne lazım? WebSocket'ten giden datanın doğru düzgün bir şekilde gelmesi gerekiyor ki o datayı ben buraya basabileyim. Evet, bir mola verelim. Bir sonraki derste tam olarak bu dediğim şeyi yaparız. 15 dakika mola veriyoruz arkadaşlar.